Söylediklerimi dinleyin Gülhan Bey. Hemen bir hastaneye gidelim. Ne diye risk alalım ki? Neler diyorsunuz doktor? Yapacak işlerim var benim. Daha Aliye'yi evlendireceğim. Hele kızım dünya evine girsin bir. Sonra nereye isterse oraya giderim. Merak etmeyin. Canım kızım, Aliye. Aliye buraya gel. Yanıma gel. Gel otur kızım, otur. Aliye, dayın mutlu haberi az önce verdi bize. Sen ve Zeyn evlenmeyi kabul etmişsiniz. İkiniz de razıymışsınız. Bir kere de senden duymak istiyorum. O zaman emin olacağım. Söyle bana kızım. Evlenmeyi kabul ettin mi? Senin de istediğin bu mu? Evet baba. Ay ya Zeyn. Zeyn de baba. İkimiz de bu evliliğe hazırız. Selamun aleyküm. Düğün için ne kadarlık bir mehir öngörüyorsunuz? Miktar ne olacak? Aliye Gulam Haydar. Zeyn Osman Abdullah'la evlenmen her iki aile tarafından uygun görülmüştür. Sen bu evliliği kabul ediyor musun?
Aliya Haydar, bu evliliği kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Ah, bana çok sevindim. Allah büyüktür kızım. Babamın iyiliği için her şeyi yaparım. Bir ömür ceza çekmeye hazırım. Zeyn Osman Abdullah. Aliya Gulam Haydar'la evlenmen her iki aile tarafından uygun görülmüştür. Sen bu evliliği kabul ediyor musun? Zeyn Osman Abdullah, bu evliliği kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Tebrik ederiz. Çok mutlu oluruz. Tebrik ederiz. Allah yolunuzu açık etsin. Bu evliliği ben istemedim. İstemiyor olmama rağmen yapıldı. O yüzden ne kabul ederim, ne de razı gelirim. Nikah tamamlanmıştır. Sen verdiğin sözden döndün Aliya. Şimdi ben de sözümden döneceğim. Senin için bir daha asla sorun olmayacağıma söz vermiştin. Bu sözün artık geçerliliği kalmamıştır. Bundan sonra hayatın boyunca her gün bu evliliği kabul ettiğine pişman olacaksın. Yoksa yaşamak bana haram olsun. Hadi ne bekliyoruz? Düğün töreni başlasın artık. Ne oldu? Neden hepiniz öyle bakıyorsunuz? Geleneklerimizi unuttunuz mu yoksa? Nikahtan sonra gelinle damat ilk defa ayna karşısında birbirlerini görür. Hadi o zaman Şaban'a Aliye'yi buraya getir.
जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई değildir. Bu hayırlara vesile olsun diye uygulanan bir gelenek. Yoksa kırık ayna uğursuzluk demektir. Eğer kötü bir şey olacaksa bu sadece bana olsun.